güzel arkadaşım. Rehber matematikte 65 günde AYT matematik. 10. gün konu anlatımını bitirdik. Ama ne ders oldu be. Maşallah diyorum. 1 saat 10 muydu? 15 dakika mıydı? Neydi? Ama hakkını vere vere fonksiyon uygulamalarında konu anlatımlarını bitirdik. Efsane sorular çözdük ama daha güzellerini buraya sakladık. Hatta burada sana bir sürprizim de var. Hayırdır hocam? Bana sürpriz mi yaptın? Benim sürprizim nasıl olabilir? Ekstra sorular. Elimde kalem önümde. 65 günde AYT matematik. Gönder. Gö Gelmedi. Gönder gelsin dedim. Evet fonksiyon uygulamalarında ikinci dersimizde 3 tane sorumuz fonksiyon uygulaması ile alakalı. Sonrasında muhtemelen senin aklına takıldı ya hocam konu anlatım kısmında mutlak değerli fonksiyondan bahsetmediğiniz bazı kaynaklarda var sizin kitapta da var. Var ama onu konu anlatımına alamazdım çünkü map kitaplarının hiçbir yerinde mutlak değerli fonksiyon diye bir başlık adı altında böyle bir şey verilmemiş. Soru gelebilir mi? Gelebilir. Ama ama bunu sana ayrı bir başlıkla vermeme gerek yok diyor hep. Neden mi? Birazdan anlattığımda sebebini anlayacaksın. Ve sonrasında 3 kaç tane var? 4 tane de mutlak değerli fonksiyon sorum var. Hepsini çözeceğim. İşin mantığını sen sadece bu soru çözümleriyle bile çok iyi anlayacaksın. Şimdi gelelim bakalım sorularımıza, öteleme sorularına. Yapıldığında elde edilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? f(x) fonksiyonuna sırasıyla uyguluyoruz. Ben de sırayla geliyorum. 2 birim sola demek x eksenine müdahaledir. x eksenine müdahale fonksiyonun içine müdahaledir. Biz sola doğru gidiyorsak ne yapıyoruz? x artı 2 yazıyoruz. Buraya kadar kafana takılan bir şey yok. Yola devam ettim. 4 birim yukarı öteleme. Yukarı öteleme demek y eksenine müdahaledir. Ben sırasıyla dediği için artık buraya müdahale ediyorum. y eksenine müdahale dışına yapacağım. 4 birim yukarı demek ekle demektir. Fx artı 2 artı 4 dışına ekledim. Burası kritik. Y eksenine göre simetri. Y eksenine göre simetri demek içine müdahale müdahale et demektir. Şimdi ben bunun içine müdahale edeceğim ama y eksenine göre simetri uygula demek x'in önündeki katsayının işaretini değiştir demektir. Yani eksi x yaz demektir. Bakın tamamına değil X'in önündeki işareti değiştiriyorsun sadece. Eksi X artı 2 artı 4 dedim. Seçeneklere baktım. Şu ifade geldi. Galiba bu kritik cümleydi ne dersin? Ha ben tamamına sanmıştım hocam diyen olabilir. Eksi X eksi 2 olan seçenek de var değil mi? Heh, mesela bak bu sazan seçeneği. Aman diyeyim nereye ekliyorsun? Sadece X gördüğün ifadenin önüne eksi koyuyorsun. Eksi X artı 2 yaptığın anda sen zaten Y eksenine göre simetri almış oluyorsun efendim. Y eksenine göre simetri bu arada neydi? İçine yapılan müdahaleydi. Evet devam bakalım. Sıradaki soru gelsin. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bıdı 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 hangileri doğrudur? Eksi 3 1 aralığında ortalama değişim hızı pozitiftir. Eksi 3 1 aralığına geldim. Hemen dedim ki buradaki ortalama değişim hızını bulabilmem için f1'den f-3'ü çıkaracağım. 1 eksi eksi 3 yazacağız. Doğru mudur? Doğrudur. Burası ne oldu? 1 4 oldu. F1'in cevabı 0. F eksi 3'ün cevabı 0. 0 bölü 4 0'dır. Pozitif demişsin elendin. Çünkü 0 ne pozitiftir ne negatiftir. 2 4 aralığında hızı negatiftir. 2 4 aralığı şurası mıdır? Burasıdır. Hemen fonksiyonumu geldim. Dedim ki bak son noktadan ilk noktayı çıkarıyorum. X'lerin de birbirinden çıkarıyorum. F4'ün cevabı 0. F2'nin cevabı eksi eksili bir sayı var. Bakın kaç olduğunu bilmiyoruz ama bir sayı var orada. Aşağısı iki. Aşağısı pozitif. Yukarıda eksiler birbirini götürdüğüne geldi pozitif. Belli ki bu değer pozitif. E sen negatif demişsin hocam. O zaman seni de Niye bu değer? Pardon. Aşağısı pozitif. Yukarısı da pozitif. Tamam. Aşağısı da pozitif. 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 Pozitif gelir. Hiçbir sıkıntı yok. 1-4 aralığında ortalama değişimize sıfırdır. E gerçekten kontrol edelim. 1-4 aralığını önce bir bulalım. Neresi? Bak. 1-4 aralığı burası. Benden F4'ten F1'i çıkarmamı ardından da 4'ten 1'i çıkarmamı istiyorsun. 4'ten yani F4'ten F1 çıktı 0. Niye? İkisi de 0 noktasından başlıyor. 4'ten 1 çıktı 3. Çıkardım 0. Hızı 0'dır. Yani doğru cevap yalnız 3'tür. Vurdum cevabı C seçeneğine geldim sıradaki de. Ya bak bu var ya efsane soru. Yani bunun çok benzeri yine ÖSYM tarafından da sorulmuştur. Onu hakkında da bilgin olsun. Bu soruyu çözebilirsek tamam bu iş oturmuş demektir. ÖSYM eğer öteleme işte iktirme dönüştü. Buradan soru sorarsa böyle soracak muhtemelen. Yanda fx fonksiyonunun grafiği ab aralığındaki iki parçası ile x eksen arasında kalan bölümdür. Tamam mı? F fonksiyonu z pozitif bir tam sayı olmak üzere x eksi k x artı k bir de dışına artı k Ayrı ayrı dönüşümleri uygulanacak. Buna göre oluşan fonksiyonların hangilerinde aynı aralıkta meydana gelen alan buyur. Diyor ki A ile B sabit bir yer. Sen fonksiyona bunu uygulayacaksın. Fonksiyonu bunu uygulamak demek. Pozitif K sayısını çıkarmak demek. Ne demekti? K birim sağa iktirmek demekti. Doğru mu? Doğru hocam. K birim sağa iktirirsem fonksiyon bak bu şekilde bir hal almayacak mıdır? Alacaktır. Bu fonksiyonun artık yeni sarı alanı burası olmayacak mıdır? Olacaktır. Üstüne ekledik mi? Ekledik. Demek ki alan ne oldu? Arttı. Efsane bir soru. Efsane. Şimdi devam ediyorum. Ben diyor x artı k yaparsam. Artı k yapmak demek x ekseninde k birim nereye iktir demektir? Sola iktir demektir. K birim dediğim yer diyelim ki burası olsun. Bilmiyorum ama tahminen diyorum orası olsun. Ne fark eder? Peki şimdi sana sorarım. Yeni alanım AB aralığı eski alanımdan daha küçük oldu mu oldu? Ben ne arıyorum? Daha büyük alanı arıyorum. İşin mantığına bakın K sayısı kaç olursa olsun 0.0001 olamaz ki tam sayıymış zaten hani bir birim bile alsan her halükarda aynısı oluyor. Peki K birim dışına eklendiğinde ne demektir? K birim yukarı iktir demektir. Ben de diyorum ki bu fonksiyonu alıyorum. K birim aynı şekilde paralelliklerini paralelliklerini bozmadan yukarı iktirdiğimde AB aralığı ne oldu? Bakın daha da büyüdü. O zaman 1 ve 3 de büyüyecektir. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Gerçekten tam bir ÖSYM formatı bir soru. Tam bir ÖSYM formatı soru. Ayeti sorusu. Peki hocam anlat bakalım şu mutlak değeri. Neyin nesiymiş? Kimin fesiymiş? Hani neymiş burada bizim bilmemiz gereken şey? Ey güzel arkadaşım aslında mutlak değerli fonksiyon diye bir şey yoktur. Hocam emin misin? Bak başlık. Yoktur. Emin miyiz? Bakalım. Mutlak içerisinde fx fonksiyonu aslında eğer fx cevabı sıfırdan küçükse hocam bu mutlak değerin tanımı. Evet aynen öyle zaten. Dışarı nasıl çıkmasını beklersin? fx sıfırdan küçükse önüne eksi alır. Eğer fx dediğin cevap sıfır eşitse dışarı nasıl çıkmasını bekler? Ulan zaten sıfırmış zaten. Hocam fx cevabı sıfırdan büyük dışarı nasıl çıkmasını beklersin? Aynen. Ve o zaman diyorum ki sana. Buranın en önemli maddesini yazdırıyorum. Her mutlak değer sen de benimle birlikte yazıyorsun mutlak değerli fonksiyon aynı zamanda aynı zamanda nedir parçalı fonksiyondur parçalı bir fonksiyondur diye buraya ekliyorum fonksiyondur. Her mutlak değerli fonksiyon aynı zamanda parçalı fonksiyondur. Ya ben parçalı fonksiyonları biliyor muyum? E biliyorum. Parçalı fonksiyonlarda ne önemli? Kritik nokta önemli. Kritik noktalarda farklı şekilde tanımlanıyor fonksiyonlar. Olay bitti bu kadar. Benim parçalı fonksiyon mutlak değerli fonksiyonla aynı şeydir. Yani benim sana mutlak değeri vermeme gerek kalmıyor mantıken. Hani soru şu desem sana ve artık hani hocam grafik sorularında geliyor ama desen ben sana hemen yazayım soruyu. f(x) fonksiyonu eşittir. Ne olsun mesela? X eksi 1 iken Fx mutlak içerisinde çiziniz diyeyim ben sana tamam mı? Bunun grafiğini istiyorum. Bak bunun grafiği iki yolla çok kolay bir şekilde çizilebilir. Birinci yol şudur. Fonksiyonun denklemini önce elde etmeye çalışırsın. Dersin ki mutlak içerisinde Fx demek aslında mutlak içerisinde x 1 demek değil mi? Evet. Peki bunun kritik noktası eksi 1 e pardon eşittir artı 1 midir? kritik noktadır artı bir noktası. Evet hocam bu da doğru. Peki kritik noktası belliyse sen o fonksiyonun denklemini yazamaz mısın? Yazarsın dersin ki x birden küçükse hocam işaret değiştirip çıkar. x eşitse bire zaten fonksiyonun cevabı sıfır oluyor. Hocam x birden büyükse fonksiyon dışarıya aynen çıkar. Ya nerede mutlak değer? Yani? Yok. Parçalı fonksiyon var. Peki ben senden bunun grafiğini istesem desem ki arkadaş bunun grafiğini bana çizer misin? Hemen çizeyim ben sana grafiğini. Düşünüyorum şimdi. Diyorum ki x birden küçükken. x eşittir birin hizasını bir gösterelim mi gençlik? x eşittir birin hizası burası olsun arkadaş. Şurası bir noktası. Birden küçükken eksi x'e artı birden geçecek. Yani denklemimiz bu olacak. Peki bu denklemin grafiğini önce çizmemiz gerekiyor. Hatırlıyorsun parçalı fonksiyonlarda. X yerine 0 yazdığımda y değeri artı 1. Y yerine 0 yazdığımda x değeri o da artı 1. Yani senin grafiğin ne oldu? Şu oldu hocam. Aa, bir dakika siyahla çizelim mi? Her yer turuncu turuncu olmadı. Benim grafiğim tam bu noktada ne oldu? Şu şekilde geldi. Kabul müyüz? X eşittir bir noktasında sıfıra gideceksin. Evet gerçekten oradayım. Yani bunun içini diyor siyah karala diyor. Eyvallah. X eksi bir olacak birden büyük olan tarafta. Şimdi birden büyük tarafı çiziyorum. Yani birin sağ tarafına geçtim. X'e sıfır verdim. Y değeri ne çıktı? Eksi bir çıktı. X değerine pardon Y değerine 0 verdim. X değerine çıktı? 1 çıktı. Şimdi bu noktaları birleştiriyorum güzel arkadaşım. Ya bak ben sana ne dedim ya? Ben sana ne dedim? Olay mevzu bundan ibaret demedim mi? Şimdi şöyle çok az böyle oynamalarla bunun grafiği şimdi ne geliyor? Bak şimdi bunun üstünden çiziyorum. X'in birden küçük olduğu yeri siliyorum. Sadece o istediğim yer kalıyor. Grafiğimiz budur güzel arkadaşım. Bu grafik mutlak içerisinde Fx'in grafiğinin ta kendisidir. Ve grafik böyle çizilir. Ama sen dersin ki ya hocam böyle bu uzun uzun çizecek miyiz? Hayır. Şöyle de çizilebiliyor. Ben sana direkt fx'in grafiğini çizeyim. fx'in grafiği artı birden eksi birden geçecek. fx'in kendisi neydi? x eksi birdi. Mutlağı atmak demek. Bak fx'in mutlağını atıyorum. Yani y değerine mutlak atıyorum. Yani y değerlerinin hepsini pozitif yapıyorum. Bak x ekseninin altında kalan y değerlerinin hepsi nedir? Negatiftir. Bunları alıp yukarı taşıyorum. Artık çizdiğim şu fonksiyon grafiği mutlak değerli bir fonksiyon grafiğidir. Anlaştık mı? Bak bunu sili veriyorsun. Aşağıdaki grafikle aynı grafiği elde ediyorsun. Hem de tek bir hamlede. X ekseninin altında kalan herkesi yukarı taşıyorsun. Olay mevzu bundan ibaret. Şimdi bu kadar kolay bir mevzuda ve bu düşünülebilecekken Soru gelirse bak kitaptaki soruyu aldım geldim yalnız kalma istedim o soruda. Şöyle yaklaşayım bir tık daha. Bir tık daha yaklaşalım şöyle Allah o kadar tık ya. O kadar tık ya biraz uzaklaş. Heh. Şöyle bir tık daha uzaklaş hocam tamamdır. Şimdi ne diyorum ben sana fx fonksiyonun grafiği verildi. Bunun içerisinde fx'i soruyorum. x ekseninin altında kalan bölgeler nereye taşınır? Yukarı taşınır. Yani şöyle bir grafik arayacağız. Öyle bir grafik nerede? B seçeneğinde. Vurduğum gibi geçerim. Bak hiçbir şey yok sarıda. Direkt aşağıdaki elemanları yukarı taşın. Bu kadar. Fonksiyonda mutlak değer sorulduğunda bunu yapıyoruz arkadaşım. Mesela gelsin bakayım sıradaki soru. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tamam buna göre. fx eşittir sıfır denklemini sağla. Her zaman doğrudur diyor. Bakalım. fx eşittir sıfır denklemini sağlayan 4 farklı değer vardır. fx'in grafiği var x eksenini kestiği noktalar nedir? Fonksiyonun denkleminin kökleridir. Yani fx'in sıfır çıktığı yerlerdir. 1, 2, 3, 4. Sen de 4 diyorsun, ben de 4 diyorum. Doğru mu? 4 farklı. Kabuller efendim. fx eşittir 2 olan. Bak x eşittir 2'nin grafiğini çizeceğiz değil mi? Pardon ilk fx eşittir 2'nin grafiğini çizeceğiz. O zaman diyorum ki bak 2 noktasının hizasında bu grafik... Kaç farklı noktada kesilmiştir? 1, 2, 3, 4 farklı noktada kesilmiştir. O zaman diyorum ki bu da dört farklı nokta. E hocam bu da doğru bunda da sıkıntı yok. O zaman geldim. Şimdi dedim ki fx eşittir 3 denklemini sağlayan 7 farklı x değeri vardır. Zaten kritik yerde burası. Mutlak değer deyince ne yapman gerekiyor? Hocam biz onun hemen nesini alacağız? x ekseninin altında kalan kısımları yukarı taşıyacağız. Hadi gel taşıyalım. Ne yapıyorum? Fonksiyonun altında kalan parçaları yukarı taşıyacağım. Bak, şurada altta kalan parça var. Diyorum ki kardeşim, senin yukarı taşınman lazım. Bak. O parça nereden geliyor? Yukarıdan geliyor. Burası zaten yukarıda. Yine hadi gel orayı da yeşille çizelim. Şu aşağıda kalan şu aralık ne yapıyorum? Bu aralığı eksi 4 diyor ya ta, artı 4'ün hizasına kadar yukarı taşıyorum. Tamamdır. Hocam şurası alta kalmış işte o parçayı da ne yapıyorsun? Yukarıya doğru böyle sonsuza kadar gidiyor muhtemelen. Soru bana ne diyor? Fx eşittir 3 diyor. C diyor 3'ün hizasına bir çizgi çek diyor. 7 farklı noktada keseceksin diyor. Minimum bakalım. 1, 2. Bak burası teğet geçiyor. O yüzden bir tane nokta sayılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerçekten güzel bir soru. Doğru cevap E seçeneği. Bak mutlağı koyduğum an x ekseninin altında kalanları yukarı taşıdım. Gerçekten hiçbir şey yok. Şimdi diyeceksin ki hocam ama böyle soru gelebilir. Hayır böyle soru gelmez. Bu eskiden özel tanımlı fonksiyonlar diye bir konu başlığımız vardı. O fonksiyon konuların içerisinde veriliyordu. Artık böyle tarz soru gelmez. Ama sen diyeceksin hocam ne olur bir tane çözelim ben seni kırmayacağım tabii. Hemen gel çözelim diyeceğim. Bak bu soru bizim için aslında bir mutlak değerden ibarettir. Mutlak değerli ifadelerde önemli olan şey nedir? Kritik noktalardır. Bu arkadaşın kritik noktası 3, bu arkadaşın kritik noktası eksi 2. Hatırlıyor musun? Bu tarz ifadelerde ne yapıyorduk? X eşittir bak eksi 2 burada. X eşittir 3 burada bu aralıkta fonksiyonun denklemlerini bulmaya çalışacağım. X değeri küçükse eksi 2'den ne yapacağım? X eksi 2'den küçükse dışarıya nasıl çıkar bu arkadaş? İşaret değiştirir. Eksi x artı 3. Bu da işaret değiştirir. Eksi x eksi 2. Peki buradan elde ettiğim sonuç hatta en altına yazalım. Eksi 2x artı 1 denklemidir. Geldim buraya. Burada 0 oluyorlar bu arada. Neyse onlara geçelim. Şimdi x değerim eğer 3'ten küçük ama eksi 2'den büyükse, bu arkadaş dışarı yine işaret değiştirir. Ama bu arkadaş, pardon, bu arkadaş işaret değiştirmez. İkincisi 2'den büyükse niye işaret değiştirsin? Dışarı pozitif çıkar çünkü. Bunlar birbirini götürür. Denklem nedir? Sadece 5'tir. Eğer x değeri 3'ten büyükse alayı dışarı aynen çıkar. Ben de aynen çıkarıyorum. Burası da ne oldu? 2x eksi 1 oldu. Benden aslında bunun grafiğini çizmemi istiyor. Eğer x eksi 2'den küçükse bu. x değeri x artı 3 ile eksi 2 arasındaysa 5. Sabit değer. Bir dakika ya. Eksi 2 3 aralığında sabit değer. Eksi 3 2 aralığı diyor. Elendi. Elendi. Elendi eksi 2, 3 aralığında sabit değer ve o sabit değer kaç olacaktı? 5. Sen ne diyorsun? 1. Hiç uğraşmayalım güzel arkadaşım. Doğru cevap C seçeneği. Vurdum cevabı C seçeneğine. Ya mutlak değerle ilgili gelebilecek belki de en zor soruyu da koyayım da bitirelim. Yine benzeri kitapta var onu sana bırakıyorum. Ben benzerini yazdım sana. Şimdi bunu çözeceğim. Sen gidip o benzeri kitaptan bulup çözeceksin. Eksi 2, 5 aralığında. Eksi 2, 5 aralığında tanımlı fonksiyon veriliyor. Diyor ki bana mutlak değerce fx eksi fx'in cevabı nedir? Zor gibi duruyor. Ama bir kere çözeyim bak olayı anlayacaksın. Şimdi bizim için önemli olan nokta neresi ise fonksiyonun negatif çıktığı aralık. Mesela ben sana desem ki eksi 1 aralığında, eksi 2 ile artı 1 aralığında fx'in cevabı nedir? Büyük. Eşit sıfırdır hocam. Büyük. Sıfırdan büyük. Çok bariz. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Mutlak fx bu aralıkta dışarı nasıl çıkar? Aynen çıkar hocam. Çok güzel. Peki geldim. Diğer aralık. Hangi aralık o? 1 5 aralığı. Şunu biraz böyle kenara doğru kaydıralım mı? Şunu şöyle kaydırdım biraz. Şimdi diyorum ki 1 5 aralığına bakalım. Kapalı aralık bir, kapalı aralık 5 aralığında benim fonksiyonum nasıl davranacaktır? f(x) küçük 0. Bak benim fonksiyonum bu aralıkta nedir? 0'dan küçüktür. Hatta eşit oldu da bir nokta var 5'te eşit. Ben de diyorum ki o zaman senin mutlak f(x)'in bu aralıkta dışarı nasıl çıkar? Hocam işaret değiştirip çıkar. Harikasın bunu yazabilen sen. Şunu mu yazamayacaksın? Soru bana şunu soruyor. Y eşittir mutlak fx eksi fx. Mutlak değer burada nasıl çıktı? Aynen çıktı. Fx eksi fx eşittir sıfır. Hangi aralıkta? Bu aralıkta. Wow. Gel 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 gel. Y eşittir. Soru ne diyor? Mutlak fx eksi fx. Fx dışarı nasıl çıktı? Eksi fx diye çıktı. Yanında ne var? Eksi fx var. Cevap ne olacak? Eksi 2 tane fx olacak. Yani biz bir x eksi dx fonksiyonunun önüne ne koymuşuz? Eksi koymuşuz. Fonksiyonun önüne konan eksi. x eksenine göre x eksenine göre simetri al demek değil mi? Yanındaki 2, 2 ile çarp değerini arttır demek değil mi? Peki buradaki değer nedir? Sıfır hangi aralıkta? Eksi 2 1 aralığında 0 olacak. Eksi 2 1 aralığında 0 değil. Eksi 2 1 aralığında 0 değil. Eksi 2 1 aralığında 0. Tam aradığım değer. Süper. Bak burada da değil. Eksi 2 1 aralığında 0 tam aradığım değer. Şimdi diyorum ki bu aralıkta fonksiyonun önüne eksi koymak demek x eksenine göre simetral yukarı taşı demektir. Bakıyorum hangisi taşımış bu? 2 ile çarpmış. Neden? Çünkü gerçekten eksi 3'e denk geliyordu. Eksi 2 ile çarp. Nereye gidersin? Artı altıya gidersin. Doğru cevap C seçeneğidir. Gerçekten yorum sorusudur. Ama bunları da çözdükten sonra daha fazla mutlak değerli soruya gerçekten gerek yoktur. Fazlası abartıdır. Ben sana ne kadar gerekliyse o kadarını verdim. Seninle birlikte birinci derste 10. günün ne yapmıştık? Doldurmuştuk kutucuğunu. Şimdi bunu da bitirdiğimize göre artık burayı da bitirebiliriz. Soru avcısında bu da bitti. 10. gün biter. 11. günde görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kendine çok iyi bakıyorsun. Hoş kal. Hoşça kal. you <laughs>